Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT-AYT Geometri Kampı'nın 16. haftasının 4. videosundayız. Yani dörtgenler konusu sonrasında ÖSYM benzeri testlerin çözümünü yapıyorduk. Ve bu videoda test 4'ün çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 150 ve 151'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda ABCD bir kare verilmiş ve eşitler verilmiş. Bu eşitleri kullanacağız şimdi. Bu eşitlikten dolayı 90 ise burası 45, 45 yaptı. Sonra şuradaki eşitleri de benim kullanmam lazım ve bu 15'te verilmiş, 15'e ait de bir üçgen oluşturmam lazım. Şöyle dik çizersem saçma olduğunun biraz farkındasın büyük ihtimalle. Hocam buna ait üçgeni başka nasıl oluşturabiliriz diye düşünecek olursak hop şöyle de oluşturabiliriz. Güzel bir şeyler çıkıyor mu? Hocam ikizkenar dik üçgen burada da var. 45, 45 yaptı bak. Evet, iyi ki de şu üçgeni oluşturmuşuz. Ne çıktı karşımıza? Bir dik üçgen karşımıza çıktı. Hocam niye dik üçgen? 45, 45, 90. O zaman buraya da 90 kaldı. Şimdi buradaki oranlamalara da bakalım artık istersen. MN uzunluğu şurada A iken burası 3A verilmiş LN uzunluğu. Tamam, o zaman burası A iken buraya 3A yazdıysam 4A ise kök 2'ye bölünmüş hali 2 kök 2A mı yapar? Yani 4A bölü kök 2'den dolayı kök 2 eşleniyle çarparsam 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2A yapar. Hocam burası da 2 kök 2A, burası da 2 kök 2A, burası da 2 kök 2A. Kök 2 katı 4A mı olacak burası? Evet, 3, 4, 5 üçgeninden mi? O zaman burası da 5A oldu. 5A 15 ise A'yı 3 buluruz. Karenin alanı isteniliyor bizden. A 3 ise burası 6 kök 2. Burası da 6 kök 2 ve şu uzunluk karenin bir kenarı 12 kök 2 mi yaptı? Evet. O zaman karenin alanı neye eşit olacaktır? 12 kök 2'nin karesine eşit olacaktır. Yani 144 çarpı 2'ye yani 288'e eşit oldu cevap. Evet, birinci soru böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Evet, nokta 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 burası da çizgi çizgi olarak verilmiş. O zaman burada ne yapacağız? İşlemler yapacağız. Hadi bakalım şurada bir AAA değerlerini yazalım. AAA yazarsam şuraya da bir BB yazarsam eğer. Arkadaşım şurada belli zaten 3A ile 2B'nin toplamı belli. Hemen şuraya yazıyorum. 3A artı 2B neye eşit? 180'e eşit. Tamam, sonra başka ne yapacağız? 102'yi kullanacağız. Hocam. Şu üçgenin iç açısı toplamı yani A artı B artı 102 180 eşit ya. A artı B de 102'nin 180'e tamamlayanına eşit. Yani 78'e eşit. A artı B de 78'e eşit. A buradan ne geldi? 2 bilinmeyen 2 denklem. O zaman A'yı B'yi bulabiliriz. Şunu eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam eğer ne geliyor? Çünkü B'leri yok ediyoruz böylelikle. Hocam 3A eksi 2A yaptı. O zaman burası A yaptı. Sonra 2B ile eksi 2B birbirini götürdü. 78'in 2 katı 156 ama eksi 2 katı eksi 156. 180'den 156 çıkınca da 24 yaptı. A'yı 24 bulduk. X deniyor bizden. A 24 ise bak şurası 24 ise 3 tane 24 kaç yapar? 72 yapar. O zaman biz X ile 72'nin toplamının da 180 yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla X'i de kaç buluruz böylelikle? 108 olarak buluruz. Yani cevap 108. Edremit oldu ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. ABCD yamuk demiş ve BCF eşkenar üçgen demiş. Nerede BCF? BCF. Hemen 8 ve 8'i şöyle bir yazalım istersen. Eşkenar üçgen 60'ları da şöyle yazdık mı? Yazdık. Sonra başka neler verilmiş burada? 6 verilmiş, 9 verilmiş. Bir de şu bir yamuk olarak verilmiş. AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Buna göre ABCD yamuğunun alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu taban uzunluğu falan lazım. Burada ikizkenar verilmiş, taban da verilmiş. İkizkenar verilip taban da verilmişse insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hocam tabanına ait yüksekliği çizdiğimiz için 3 3 yaptı. Eşkenar da var. Burada da bir yükseklik çizelim o zaman. Bir yükseklik çizdiğimizde zamanda tabanında 4 4 diye keş parçaya böldü. Şimdi 9'u kullanabilir miyim? Evet. Çünkü burada bir dikdörtgen çıktı. 9'sa alt tarafta 9 olacak. 4 3 daha 7 ise buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Sonra yamuğun alanı. Alt tabanı bulduk. Artık burayı 2 bulunca. Şimdi benden ABCD yamuğunun alanı isteniyor. Hocam yükseklik lazım olacak. Bu eşkenar üçgende yükseklik olduğu için ya da 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 köküş oldu ya. Her şey belli. Alt taban bakıyoruz. Hocam burası 6, 2 ve 8. Topladığın zaman 16. Alt taban artı üst taban. Yani 16 artı 9 çarpı yükseklik 4 köküç bölü 2 bana alanı verecektir. Burada şunlar sadeleşse 2 köküç. Yani 25'i 2 kök 3 ile çarparsan kaç yapıyor? 50 kök 3 yapıyor. Dolayısıyla cevap Edremit yaptı 3. soruda. Geldik 4. soruya. ABC'de dikdörtgen verilmiş, sonra eşitlikler verilmiş. Burada bu ikizkenarlıkları kullanmamız gerektiği belli. Hocam taban açılarına değerler yazsak. AA buraya 90-A kaldı. O zaman burası da 90-A yaptı. Tamamı 90 olduğundan dolayı. O zaman burası da ne yaptı arkadaşım? Şu ikisinin toplamı 180-2A. Buraya da 2A kaldı. Hocam şöyle tamamı 90 olduğundan buraya da 90-2A mı kaldı? Evet. Ama sonra devam edelim. Buraya da 90-A kaldı deyip sonra 50'yi kullanacak olursak 50 ise buraya da 40 mı kaldı? Evet. Burada açıları yazınca bütün açıları yazdık. Sonrasında güzel bir şey geldi mi? Gelmedi. Demek ki açısal muhabbetle yapılmıyor şu anda. Şu verilen bilgilerle bir şey yapamıyoruz. O zaman verilen başka bilgilere yoğunlaşalım isterseniz. Yani burada açıları şöyle bir silelim istersen. Ne yapabiliriz? Hocam açısal muhabbete girince yapamadıysak o zaman ikizkenarlık verilmiş. Burada ikizkenarlığın üzerine bir yoğunlaşalım. Ne yapabiliriz? İkizkenar üçgende ancak ve ancak tabanına ait yükseklik çizebiliriz. Tabana ait yüksekliği çizdik. Ne yapar? Tabanı iki eş parçaya böler. Sonra hocam böyle bir dik yamuk çıktı. Şurada dikdörtgen oluştursak bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Şuradaki dikdörtgeni şu şekilde oluşturursak ya da buradan dik çizdim ya. Buradan dik çizdiğim için bunun devamını getirsem burası da diktir. Şurada ayrıyetten bir dikdörtgen oluştu. Hocam burası S ise burası da S'tir. Aynı şekilde burası S ise burası da S'tir. Bak burada ne çıktı? Dik taban iki eş parçaya böldü. Yani aklımıza ne geldi? İkizkenar. Hocam bu ikizkenardır. Hop ikizkenarlığı yerleştirdik. Sonrası bak şurada ikizkenarlık çıktı ya. Devamını buradan getirebiliriz aslında. Hocam burada karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası da çizgi. Ara ne çıktı? 50. İkizkenarlık da çıktı burada. 180'den 50 çıkart. 2'ye böl. 65. 65 yaptı. Hocam burası tamamı 90 olduğundan 25 oldu. 25 ise ikizkenarlıktan dolayı burası da 25'tir. 25, 25, 50. Buraya da kaç derece kaldı? 130 derece kaldı. Yani cevap böylelikle Akçay oldu. Evet, soru ilk başta açıya dal diyordu. Daldık, çıkmadı. Sonra ne yaptık? Verilen bilgilere yoğunlaştık. Yani ikizkenarlıklara yoğunlaştık. İkizkenarda nasıl bir hamle yapabiliriz diye yoğunlaştık. Sonrasında sorunun cevabı çok da güzel bir şekilde çıktı. Dördüncü soru Akçay. Geldik 5'e. Evet, AFC eşkenar üçgen olarak verilmiş. Tamam, şu kırmızılar birbirine eşit mi? Eşit. Sonra düzgün beşgen verilmiş. Düzgün beşgenin bir dış açısının 72 yani 360/5'ten 72 iç açısının da 108 olduğunu biliyoruz. Sonra soruda şöyle bir saçma bir çizgi. Beşgenin bir köşesiyle eşkenar üçgenin bir köşesi şöyle birleştirilmiş ve x açısı isteniliyor bizden. Ne yapacağız burada? Hocam hiçbir şey yapamıyoruz. Yani tamam 108 yazarız buraya. 108 ise buradaki ikizkenarlıktan bunlar 36-36 gelir. Sonrası geliyor mu? Gelmiyor. Ne yapacağız? Bak dikkat et. Şu bir eşkenar üçgen ama düzgün beşgenin bir köşegeniyle oluşmuş. Düzgün beşgende bütün köşegenler eşit değil mi? Burada düzgün beşgenin bir köşegeninde özel bir durum oluşturulmuş. O zaman ne yapacağız? Diğer köşegende biz çizeceğiz. Özellikle düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit ya. Köşegen çizmek çok önemli. Burada özel bir durum var. Düzgün beşgenin bir köşegeniyle bir eşkenar üçgen oluşturmuş. O zaman mantıklı bir köşegende sen çizeceksin. Hangi köşegen çizeceksin? Mantıklı diyorum bak. Şunu şöyle çizince. Hocam çizdik. Şunların eşitliği. Tamam eyvallah. Şurada da ikizkenarlık. Ekstra bir ikizkenarlık oluşturmuyor. Şunu çizsek ne olur? Bunu çizdiğim zaman hocam düzgün beşgende bu köşegenler birbirine eşit. Ve aynı zamanda bak şurada da bir ikizkenarlık çıktı mı? Çıktı mı? Yani bir şey köşegen çizdiğin zaman ekstra bir eşitlik çıkmadığı zaman sil. Diğer köşegeni de sen bir daha çiz. Hocam 108 bunlar ne yaptı? 36-36 yaptı. Hocam bunun da tamamı 108 olduğundan buraya da 36 kaldı. Sonra şurada ikizkenarlık çıktı. Hocam başka bir şey var mı? Vallahi buradan da çıkmadı galiba ya. Çıktı mı? 36 burası 72. Şu ikizkenarlıkta burası x'e burası da x oldu. Hocam şurada kaç 60 derece ya. Bak eşkenar üçgenden dolayı 60 derece. Bana bu açı lazımdı. İkizkenar üçgende şu tepe açısı lazımdı. Şuradaki açı. İşte burası eksik diye hemen şuraya yoğunlaştım. Şu eşkenardaki şu açıyı yazınca çıktı burası. Toplamda buradaki açı kaç derece oldu arkadaşım? 60-36 daha 96 oldu. Tepe açısı 96 ve ikizkenarlık var burada. 180'den 96 çıkart. 84 2'ye böl 42 mi oldu? Evet ikisi de böylelikle 42 derece olarak bulduk. 5. soru Ceyhan oldu. Güzel bir soruydu. Evet 6. soruya geldik. Eşkenar üçgen biçimindeki eş iki karton üst üste konulduğunda kesiştikleri bölge bir düzgün altıgen olmaktadır. Evet iki tane eşkenar üçgen şeklinde bir karton koyacaksın ve bunları üst üste koyacaksın ve düzgün altıgen elde edeceksin. İşte burada nasıl düzgün altıgen elde edersin? Şimdi ikisi çakışacak şekilde koyarsak olmuyor. Üçgen oluyor değil mi? Hocam çakıştıralım. Düzgün altıgeni şu şekilde eşkenar üçgeni böyle koyarsam altıgen elde edebiliyor muyum arkadaşlar? Hayır. Çünkü kestikleri bölge altıgen olacak. Tersinden koyarsam şöyle bir şekilde iki tane eş kartonu. Evet. Güzel bir şey çıktı. Kestikleri bölge bak şurası. Aynen böyle. Bu şekilde yaptığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Yani şu üçgeni böyle bir de böyle ters çevirip şu şekilde koyduğum zaman içeride bir altıgen elde ettim. Hatta düzgün altıgen elde ediliyormuş. İşte bu. Buna göre diyor altıgenin alanının üçgenlerden birinin alanına oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ben bunu ters çevirip böyle koydum da bu düzgün altıgen oluyormuş. Kesikleri bölge düzgün altıgen oluyormuş. Düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derece? 120 derece. 120 dereceyi koyduk böyle arkadaşım. 120. Bunlar bir eşkenar üçgendi. 60-60-60 burası. Hocam burası da 60-60-60. Sonra bakacak olursan 120'ni 180'e tamamlayalım. Burası da 60, burası da 60. Aynı şekilde burası da 60, burası da 60. Yani karşımıza bir sürü eşkenar üçgen mi çıktı arkadaşım? Evet. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Bir de bu düzgün. Şu eşitlikleri de koyalım arkadaşlar. Şöyle eşitlikleri de koyduğumuz zaman düzgündeki çift çizgileri koyduk. Sonra bu eşkenar üçgenden dolayı burası da çift çizgi yaptı. Bu eşkenar üçgenden dolayı da burası da bir çift çizgi yaptı. Düzgün altıgenin bir kenarı bir tane çift çizgiyken şuradaki büyük eşkenar üçgenin bir kenarı da 3 tane çift çizgi mi oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi altıgenin alanının, yani şunun bir kenarına 1 diyeyim istersen. Altıgenin alanı neydi? 6 tane eşkenar üçgenin alanıydı. 6 tane a kare kökü 3 bölü 4 bölü üçgenlerden birinin alanının oranı. Üçgenlerden birinin bir kenarı kaç çıktı? 3. O da a kare kökü 3 bölü 4 mü oldu? Evet. Kök 3 bölü 4'ler gitti. Yukarısı 6 yaptı. Aşağısı 9 yaptı. 3'e böldüğüm zaman, yani her ikisini de 3 ile sadeleştirdiğim zaman cevap da 2 bölü 3 çıktı. Evet, 6. soru gerçekten güzel bir soru ve cevap Balıkesir oldu. Demek ki bakın, böyle sorularla belki ilk defa karşılaşıyorsunuz. İki tane eşkenar üçgeni böyle alt üçgenden kestikleri zaman bir altıgensel bir bölge elde etmek istiyorsanız aynen bu şekilde. Üçgensel bir bölge elde etmek istiyorsanız nasıl koyacaksınız? Birini böyle, birini böyle koyduğunuz zaman kestikleri bölge bak burası yapıyor. İsterseniz birkaç çalışma siz yapın. İşte dörtgen elde edebilir miyim? Beşgen elde edebilir miyim? Gibi soruları da siz kendi kendinize sorup onları yapın. Çünkü bunlar yorum sorularıdır. Bu yorumları daha önce yaparsanız eğer sınavda da çok fazla bir sıkıntı çekmezsiniz arkadaşlar. Evet, 6. soru Balıkesir oldu. Güzel bir soruydu. Geldik 7. soruya. Şimdi düzgün sekizgen denmiş. AF bölü DK soruluyor bize. Düzgün sekizgenin dış açısı nedir? 360 bölü 8'den 45 derecedir arkadaşım. Evet, burası 45 derece. Sonra şuradaki açıları falan yazabilirim arkadaşım. Ben hatta şunu hatırla. Bir kenarı gören alfa ise, iki kenarı gören 2 alfa, üç kenarı gören 3 alfa diyorduk ya. O da böyle açıları yerleştirirken çok işimize yarıyordu ya. Hocam bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören 2 alfa, hatta iki kenarı gören dış açıya eşittir. Hocam 2 alfa 45 ise o zaman bir kenarı gören de ne olacaktır? 22,5 olacaktır. Şuraya bak, açı olarak baktığın zaman iki kenarı görüyor. O zaman iki kenarı gördüğü için iki kenarı gören açı 45 derece. Hocam şuradaki açı da köşeden çıkan açı olduğu için burası da iki kenarı görüyor. Burası da 45 derece. İç açısı da kaç derece yapıyor? 135 derece. 135 derece olduğu için buraya kaç kaldı toplamda? 90 derece kaldı. Şimdi ona göre artık işlem yapabiliriz. Burada kaç derece arkadaşım burası? 90 burası, 90 burası. O zaman şunlar birbirine paralel oldu. U kuralı sağlandığından. Hocam burası 135 ise burası da 45 derece oldu. Bundan sonrasında artık işlem yapabiliriz. Bizden AF bölü DK isteniyor. DK ve AF'yi bulacağız şimdi. Buluruz ya. Buluruz arkadaş. Buluruz. Bu arada şunlar da birbirine paralel mi? Paralel. Sonrasında bunun devamı da arkadaşlar, size şöyle bir şey söylesem mi acaba diye şey yapıyorum ama buradan mı versem o bilgi? Düzgün çokgenlerde böyle iki kenarı gören açı mantığı, bakın şöyle iki kenara burada vereyim ben istersen. Şu iki kenara ayıran köşegenle şu kenar her zaman ama her zaman paraleldir. Niye? Hocam bu iki kenarı gören 2 alfa ya, dış açısı da 2 alfa ya. Bak z kenarı, z kuralı sağlıyor. Bir bu, tamam mı? Sonra hocam şurası, ya şunu da bilebilirsiniz. Bu bütün çokgenlerde geçerli arkadaşlar. Şöyle bunlar birbirine paraleldir. İki kenarı ayıran köşegenle şu şey çizildiğinde. Buradan devamını getirecek olursam hocam, o zaman bu şu mantıktan dolayı şunlar birbirine paralel ya. Bunun devamı da ne olacaktır arkadaşım? Bunun devamı da buraya gelecektir. Ya da daha farklı bir şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Mesela oran isteniliyor bizden. Hocam şuraya ben bir 2 diyecek olursam niye? Çünkü şuradan bir 90 derece çizeceğim. 45-45-90 üçgeni. Hatta şuraya 1-1 kök 2 diyeyim isterseniz. Daha sağlıklı olacaktır. O zaman burası da kök 2. O zaman burası da kök 2 ya. Şimdi burada 45'i gören insan ne yapar? Hatta burası da 1 mi? 1. Burası da 1 mi? 1. Hocam buradan dik çizdiğinde tam 1 ayıracak. O zaman buradaki çizdiğin dik buraya denk gelmek zorunda. Burası da 1-1 kök 2 oldu mu? Oldu. şu doğrusallarını buradan da söyleyebiliriz. Ama burada güzel bir şey daha öğrenmiş oldunuz. Neymiş o? Bu iki kenarı ayıran köşegen çizdiğiniz zaman şu kenarla bu kenar birbirine paralel oluyor arkadaşlar. Bazı özel sorularda bunu da kullanabiliyoruz, haberiniz olsun. Neyse hocam burası kök 2. Burada da bir dik çizdiğim zaman ne olacak o zaman? Hocam burası 45 derece, burası 90 oldu ya, burası da 90. Şurada bir dikdörtgen çıktı, kök 2 ise burası da kök 2. Hatta burası da kök 2 olduğundan burası da 1 1 yaptı mı 45-45-90 üçgeninden dolayı? Evet. Şimdi oranlamaya bakalım mı? Bakalım. AF uzunluğu belli mi? Bakıyoruz. AF evet 2 artı kök 2'ye eşit oldu. 2 artı kök 2 bölü DK. DK'ya bakıyoruz. DK uzunluğu da şurası da kök 2 mi? Evet. Kök 2 artı 1'e eşit oldu arkadaşlar. A yukarıda böyle eşleniyle çarpmayalım. Direkt yukarıya kök 2 parantezine alırsam. Kök 2 parantezine aldığım zaman kök 2 ile kök 2'nin çarpı 2 olduğu için burası kök 2 oldu. Artı 1 yaptı burası. Aşağıda da kök 2 artı 1 var. Şunlar sadeleşince cevap da ne yaptı o zaman? Kök 2 eşit oldu. Yani 7. soru böylelikle Ceyhan oldu arkadaşım. Güzel bir soru ve bu sorularda bak bir şeyler daha öğreniyorsunuz böyle. Bazen konu anlatımında böyle anlatmadığımız şeyleri soru üzerinde de gösteriyoruz. İşte o sorulardan bir tanesi de buydu. Evet geldik 8. soruya. Yukarıda verilen iki kare birer kenarları çakıştırılarak şekildeki gibi konulmuştur. Mavi kare C noktası etrafında saat yönü tersinde. Arkadaşlar mavi kare saat yönü etrafında hop şu şekilde ne oluyormuş? 45 derece döndürüldüğünde K noktasının yeni yeri K üssü oluyor. Buna göre AK üssü uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikli olarak şu verilen 2 kök 6'yı ben kullanmalıyım değil mi? Bunu nasıl kullanabiliriz? Bazı arkadaşlar şöyle yapabilir. Hocam bunun devamı 90 derece. İşte karenin bir kenarı 2 ya. Ondan sonra şuraya da bir A diyecek olursak. Burası da 2 ise buraya A eksik kaldı deyip Pisagor bağıntısından sonuca ulaşabilirsin. Ya da karede köşegen çizmek önemli değil mi? Evet. Şimdi buna ait bir üçgen oluşturabilir miyiz? Bak şu köşegeni çizip sonra bu köşegeni de çizip tabii ki bir şey oluşturabiliriz. 2 hocam köşegenden dolayı burası 45-45, köşegenden dolayı burası da 45-45, bak burası 90 yaptı. Sanki daha sağlıklı bir şekilde ve daha kolay bir şekilde sonuca ulaşabiliriz burada. 2-2 ise burası 2 kök 2 oldu. Hocam buradaki Pisagor bağıntısından burası 2 kök 6 ise Pisagor bağıntısından şurayı bulabiliriz. Hadi bulalım bakalım Pisagor bağıntısından. Bunun karesi eksi bunun karesi. Bu 24, bu da 8. 24'ten 8 çıkınca 16. O zaman burası da kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. Evet, karenin bu köşegenini 4 bulmuş olduk mu? Olduk. Şimdi tamam, karenin bu köşegeni 4 oldu. Hatta kök 2'ye bölünmüş hali burası da 2 kök 2 oldu. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Şimdi benden istenilen hamleleri yapmaya çalışacağım. Ben bunu bu şekilde döndüreceğim. Kaç derece döndüreceğim? 45 derece döndüreceğim. Arkadaş sen bunu 45 derece döndürürsen, bunu 45 derece döndürmek demek tam bunun köşegeni hizasına geliyor demek değil mi arkadaşlar? Evet, çünkü köşegen oluyor. Evet, 45 derece şöyle şöyle ve şöyle döndürdüm. Karenin bir kenarı kaç? 2. Hocam tam burası 45 derece. Ben biraz önce şurayı 2 kök 2 bulmuştum. Şunun devamı hop şu köşegeni çizmiştim zaten. Burayı kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Hocam burası da 45 derece ya köşegen olduğundan dolayı. Burası 90. Burası da 90. Ve burası ne oldu o zaman? Doğrusal oldu. Benden zaten ne isteniyor? K noktası nereye geldi? K noktası döndürdüğüm zaman 45 derece buraya geldi. Yani K üssü oldu burası. Şimdi benden ne isteniyor? AK üssü uzunluğu isteniyor. Arkadaş burası 90, burası 90, burası doğrusal olduğu için direkt AK üssü uzunluğu 4 artı 2'ye eşit değil midir? Yani 4 artı 2 de kaça eşittir? Tabii ki 6'ya eşittir. 8. soru böylelikle Balıkesir yaptı arkadaşlar. Ve bu da güzel bir soru. Döndürmeye hali hazırda sorularda bize vermeyebilir. Bizden istenilebilir. Bir de karede köşegenin ne kadar önemli olduğunu gör. İlk hamlede bu uzunluğu 2 kök 6'yı kullanırken de köşegen uzunluğunu kullandık. Sonra ikinci hamlede de döndürdükten sonra da şu köşegen hamlesini yine kullandık arkadaşlar. Karede köşegen gerçekten önemli bir yere sahip ki köşegenleri dik kesen dörtgenlerde köşegen zaten çok önemli bir yere sahip. Hatırla, eşkenar dörtgende de deltoidde de işimiz gücümüz çoğunlukla köşegen oluyordu. Hatta ve hatta deltoidde kesinlikle ama kesinlikle köşegen çizmek çok önemli oluyordu. Evet, 8. soru Balıkesir oldu. Geldik 9. soruya. Aşağıda birer kenarları AB doğrusu üzerinde bulunan ve kenar uzunlukları 1, 2 ve 3 olan. Evet, kareler verilmiş. Küçük kare 1, öbür kare 2, diğer büyük karede bir kenarı 3. Yani buraya da ne kaldı? 1 kaldı. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş şu uzunluk belli olsaydı tabanına ait yüksekliği düşünebilirdim. Ya da bu uzunluk belli olsaydı tabana ait yüksekliği düşünebilirim. Ya da bu uzunluk belli olsaydı tabanına ait yüksekliği düşünüp ona göre sonuca ulaşabilirdim. Ama bu soruda öyle bir şey var mı? Yok. Yalnız ÖSYM'nin sorduğu soru gerçekten çok güzeldi. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi ÖSYM'nin sorduğu soruda bir tane uzunluk belliydi. Şu uzunluk belliydi mesela. Bir hamle yapıyorduk böyle. Onda da yine karenin köşegenini çiziyorduk. Karenin köşegenini çizince yükseklik de direkt karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Ya atıyorum. Atmayayım çünkü beceremem şu anda. Aklınızda bulunsun. Ama bak burada ne yapıyorum? Ben bir üçgenin alanı sorulduğunda şekilde 90 ya da özel bir açı varsa üçgenin alanının taban çarpı yükseklik bölü 2'den çıktığını hep söylüyorum. Aa bu uzunluk yok, bu uzunluk yok, bu uzunluk yok. Hocam bulabiliriz, ne olacak? 1, 2 kök 5. Kök 5'e ait yüksekliği direkt bulabilir miyiz? Şu yükseklik bulunabiliyor mu? Hayır. Ya da burası belliyken bu yükseklik bulunabiliyor mu? Direkt kolay bir şekilde hayır. Herhangi bir şekilde bir köşegen çizdiğimizde falan, şu köşegen çizdiğimizde özel bir diklik falan da oluşmuyor. Sonra bu uzunluk da zaten bulunabilir. Buna ait yükseklik de direkt bulunabiliyor mu arkadaşlar? Maalesef bulunamıyor. O yüzden tabana ait yükseklikten maalesef sonuca ulaşamıyorum. O zaman ne yapacağım? Bütünsel düşüneceğim. Bütünsel düşünce tarzı, yani şu üçgenin alanını bulmak için bir hamle yapacağım. Yani belli bir bütünden belli bir parçaya çıkartacağım. Bütün var mı elimde bu üçgene ait? Yok. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şunu şöyle uzatıp hocam şu üçgeni de şöyle dikdörtgen içerisine alıp şu büyük dikdörtgenin içerisinden, bakın şu büyük dikdörtgenin içerisinden buradaki dik üçgenleri tek tek çıkartabiliriz. Bak şu dik üçgenin alanı, bu dik üçgenin alanı ve şuradaki dik üçgenin alanını tek tek çıkartabiliriz. Şimdi dikkat et. Şurası 2 birim, burası 2 birim. 2 birimken burası da 2 birim olacak. Burası 1, burası da 1. Sonra bir an çakallık yaptım böyle. Aa bu böyle yarısı olacak falan dedim böyle. Değil arkadaşlar maalesef. Şurada bir yamuk var. Aa aslında evet. Aslında evet. Şöyle bakacak olursanız arkadaşlar. Şöyle bir yamuk var arkadaşlar. Yamukta neydi? Şu yamuğun alanını, yamukta şöyle bir yamukta ne oluyordu? Şöyle bir şey olunca şunlar tüm alanın yarısı olmuyor muydu? Evet. Bu yamuğun alanını bulunca olay bitiyor arkadaşlar. Buradan da sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da ilk baştaki söylediğim şekilde bak soruyu çözerken soru içerisinde kısa bir yol fark ettim. Şunların birbirine eşit olmasından dolayı. İlk yolu söyleyeyim, bu yoldan sen yaparsın. Hocam şu dikdörtgenin alanından ne yapacaksın? Tek tek kırmızı alanları çıkartacaksın, bu alanı bulursun. Ya da şuraya böyle şuradakilerin eşit olmasından dolayı direkt buradaki yamuğun alanından, bak şu yamuğun alanından şu yamuğun alanını bulup bu alanda o yamuk alanının yarısı diyebiliriz arkadaşlar. Evet, buradaki uzunluk lazım olacak bana, belli zaten. Şurası kaç? 3. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban, yani burası 4 artı 3 7 çarpı yükseklik bölü 2. Kaç yaptı arkadaşlar yamuğun alanı? 7 yaptı. Yamuğun alanı 7 ise arkadaşlar şöyle bu tüm alanın yarısı oluyordu. O zaman burası da 7 bölü 2 olmak zorunda mı? Evet. Bakın yine kısa bir yoldan çözmüş bulunduk arkadaşlar. Diğer türlü dikdörtgenin alanı bul, şu üçgenlerin alanları tek tek yaz, sonra onları çıkart. İşlem kalabalığı olacaktı. Ya beni çözüme iten, bak geçen sene ben bu şekilde çözmemiştim mesela. Beni kolay çözüme iten şuradaki eşitlikleri kullanabilir miyim oldu arkadaşlar. Böyle her zaman söylüyorum zaten. Verilen bilgiyi şekil üzerinde kullan. Kullanınca çok daha rahat bir şekilde çözüme ulaşabiliyorsun. 9. soruyu gerçekten güzel bir şekilde çözdük. Cevap Balıkesir oldu. Geldik 10. soruya. Evet, kenar uzunluğu 10 birim olan ABCD karesi şu şekilde 2. CE ve AF 2 olacak şekilde bu doğrular boyunca katlanıyor. Evet, böyle katlanmış. Katlandığı zaman biz ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Hocam şuradan böyle geri açacağım ama katlama devam ediyor ya. Bir sonrakinde de şey yapabiliriz aslında, devam edebiliriz. Yani şurası 2, burası da 2 deyip buraya 8 kaldı. İşte burası da 10 olduğunu söyleyebiliriz aslında. Bu da bir kare olduğundan dolayı 8, burası 10. Tamam, bu bir kare. Hatta buraya kaç kaldı? 8 birim kaldı deyip devam edebiliriz. Sonra bu şekli de böyle katlamış. Böyle katlayınca bu şekil karşımıza çıkmış. Arkadaşlar burada da geriye doğru yine bir açılım yapalım. Şurada şu şekli geriye doğru bir açılımı yapacak olursak. Hop, şöyle bir şey yaptı. Şöyle bir şey yaptı. Şöyle bir şey mi yaptı? Evet. Yani normalde bak şunun devamı şurada aslında şöyle. Şuradaki üst kısımdaki buraya denk gelmiş oldu arkadaş. Değil mi? Şimdi ben bunu böyle açtım. Sonra buna göre diyor bu yamuğun alanı nedir diye soruluyor. Aha, şu yamuğun alanı soruluyor bize. Yani şurada sanki bunu böyle açınca buradaki şekil kafanızı karıştırdı gibi geldi bana. Ben bunun katlamasını burada göstereyim. Tamam, katlamayı açıyoruz da bazen katlama şeklinde de gidebiliriz. Evet, şu katlandığında bu buraya denk geldi arkadaşlar. Bak şu da şöyle bir şey oldu, gördün mü? Şöyle bir şey. Tabi öncesinde şuradakinin 8 olduğunu biliyoruz arkadaşım. Hemen şuradaki 8 birim uzunluğunu yazalım. Şu katlandığında şuradaki uzunlukta 8 değil mi? Evet. Sonrasında ne olacak? Şimdi tam ortasından katlanmış oluyor arkadaş değil mi? Evet. Öyle bir şey diyor mu? Şu tam ortasından katlanınca bu bunun üstüne denk gelmek zorunda. Değil mi? Ya da katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya, şöyle şöyle. Hocam şöyle Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu. Dikkat et, yöndeşlikten dolayı burası da nokta açısı oldu. Burada ikizkenar çıktı. Şununla şu birbirine eşit. Sonrasında ne oldu? Şu katlamadan dolayı bu katlamayı böyle açacak olursam burası da eşit oldu. Tam ortasında katlandığı için buraya denk gelmiş oldu. Tamam. Hatta aynı mantıkta bak, şu bir paralel kenar. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit, çift çizgiyi koydun. Şunlar da paralel kenar, çift çizgiyi koydun. Yani sen burada ne oldu? Şuradan şöyle çizince bak muhteşem üçlü hocam, burası 90 derece oldu. Tamam, burada katlamayı açtık diye düşün. Şimdi en başta zaten bu şekil neydi? Bir kare şekli değil miydi? Evet, kare şekliydi. Hocam sen burada bunu açtın. Şuradan çizilen dik buraya denk geldi. O zaman burada da şunu şöyle açacak olursan hop şöyle hop şöyle bir kare yapacak olursak burası 2 oldu. Bir kenarda 10 oldu. Sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Burada şu uzunluk falan belli mi? Tabii belli. Şu katlama şöyle yapıldığında burası zaten 2 birimdi. Bu 2 birimi yazdık. Şurası kaç birim? Burası da 8 birim. Tamam. Şuradaki uzunlukları bulacağız arkadaşlar. Ve bu arada şu 8 birimdi ya. Katlandığında o da buraya denk geldi ya. Hocam bu 8 buraya denk geldi 8 olarak. Tamam, burası 8'di. Sonra burası da 8 birimdi. Bak burası 2 ya, buraya 6 kaldı. Burası da 8 olduğundan buraya da 2 mi kaldı? Evet. Yani sen bu katlama yaptığın zaman bak buranın 2 birim olduğunu görüyorsun. Şurası da toplamda kaç birim? 8 birim olduğunu biliyoruz. Sonra şuradaki yukarıdaki şu uzunluk şuradaki paralel kenardan dolayı burası da 8 birim olmak zorunda. Burası da 8 oldu. Bana ne lazım? Şimdi yükseklik lazım. Hocam buradaki yamuğun yüksekliği lazım. Şu yamuğun yüksekliği lazım. Çünkü bana bu yamuğun alanı soruluyor. Hocam bu yükseklik aslında şuradaki yüksekliktir. Aslında şuradaki yükseklik değil midir arkadaş? Şöyle bakacak olursan. Burada da şunlar birbirine eşit ya. Bunlar da birbirine paralel ya. Bir orta taban çıktı 10'sa burası da 5 oldu. Yüksekliğimiz de 5 çıkmış oldu. O zaman alt taban artı üst taban. Yani 10 artı 8 18 çarpı yükseklik bölü 2 bana alanı verecektir. O da kaç çıktı arkadaşlar? İşte en son oluşan bu yamuğun alanı 45 çıktı. Yani cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. ÖSYM bunu karede mi sormuştu? Hayır, dikdörtgende sormuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ben ne yaptım? Soruyu kareye çevirdim sadece. Katlamada böyle geriye doğru açıyoruz. Ya da bunu açmak şekli biraz böyle beni yordu. O yüzden şuradakinin katlanmış halini şekilde gösterdim. Ya geriye doğru açacağız ya da katlanmış halini gösterebiliriz arkadaşlar bazı sorularda. Evet, güzel bir soruydu. Cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Ve geldik son soruya, yani 11. soruya. Yanda verilen ABCD karesi eşit alanlı 8 dikdörtgene bölünmüştür. Bak dikkat. Eşit alanlı 8 dikdörtgen. Yani şu alan, şu alan, şu alan birbirine eşit. Ve bunlar 8 bölge. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Peki buna göre boyalı dikdörtgenin uzun kenarının kısa kenarının oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikli olarak şuraya bakalım mı? Şimdi burada beni ilgilendiren şöyle bir şey var. Şurası A iken burası 2A oldu. A. Burası da 3A oldu. Bak dikkat et. Şurası A iken burası 2A. Bütünsel bakıyorum. Burası da 3A oldu. Çok güzel değil mi? Yani şu büyük dikdörtgene bak. Şimdi bak şu büyük dikdörtgende. Hocam büyük dikdörtgende burası A, burası 2A, burası da 3A ve birer kenarları ortak değil mi bunların? Ortak. O zaman şuradaki oranlamayı ben yazabilirim. Yani burası K iken, hatta K demeyeyim istersen buraya. Çünkü niye? Bizden dikdörtgenin uzun kenarının kısa kenarının oranı isteniliyor. O yüzden bu da bir kare, oran istenildiği için K demektense ben şuraya 1 diyeyim. Hocam burası 1 ise 2A'daki 2'dir. 3A'daki de 3'tür. Yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Evet, 1, 2, 3'ü yazdık. Çok güzel. Şimdi 1, 2, 3 iken dikkat et. 3, 5, 6. Bu kenar 6 mı yaptı? Evet. Hocam bu kenar 6. Tamam, şuraya ben x dersem ve buradaki alanlar da birbirine eşit mi? Eşit. Şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. O zaman buraya x dersem tamamı 6 ya, buraya 6 eksi x kaldı. Ya da ben buraya x diyeyim, buraya da x diyeyim. O zaman buraya ne kaldı? 6 eksi 2x mi kaldı? Evet. Şimdi dikkat et, buradaki alan da buradaki alan da. Bu A alanı 1 çarpı 6 eksi 2x eşit değil mi? Evet, 1 çarpı 6 eksi 2x A alanına eşit. Aynı zamanda buradaki A alanında bak şurası 6. Bak şuradaki A alanında ne oldu arkadaşlar? Burası 6, burası x. 6 çarpı x'e eşit. Buradan 6 eksi 2x eşittir 6x yaptı. Bunu attık öbür tarafa, 6 eşittir 8x yaptı. X de buradan 6 bölü kaça eşit oldu arkadaşım? 8'e, yani 2'ye böl 3 bölü 4'e eşit oldu. Evet, x 3 bölü 4 yaptı. Şimdi dikkat et, boyalı dikdörtgenin şurayı x'i bulduk mu biz? Bulduk. Boyalı dikdörtgenin uzun kenarının uzun kenarı kaç bunun? 6 değil mi? Evet, 6'nın x'e oranı isteniliyor. X'i de 3 bölü 4 bulduk zaten. 3 bölü 4'e oranı isteniliyor. Yani 6 çarpı ters çevirip çarpıyorum, 4 bölü 3 yaptı. Şunlar sadeleşti. 2 kere 4 de kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 8 yaptı. Yani cevap Edremit oldu mu? Oldu. İşte arkadaşlar mükemmel bir soru. ÖSYM bunun daha kolayını sordu. Ben kaç eşit alanlı kare içerisinde sormuşum. Ve eşit alanlı 8 tane dikdörtgene ayırmışım burada. ÖSYM'de sanırım yani 4 dikdörtgenime ayırmıştı ya da 3 dikdörtgenime ayırmıştı. Tam hatırlamıyorum ama bakarsınız o daha kolay. Burada benim dikkatimi çeken şunları yazınca 3A, 2A ve A oldu. Buradan dolayı şuradaki büyük dikdörtgende 1, 2, 3 oranlamalarını yazmam oldu. Ve bu soru da sana gayet güzel bir şey anlatmış oldu arkadaşlar. Dikdörtgenle de şu şekilde alan dağıtımı da yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten bu da çok hoş bir soruydu. Çok güzel bir soruydu. Böylelikle bitirdik mi arkadaşlar? Bitirdik. Neyi bitirdik bu arada? Test 4'ü bitirdik. Sırada ne var? Test 5 var. O zaman bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.